Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir pasta tarifi paylaşacağım. Köstebek pasta tarifi. Çok güzel görünüyor ve çok lezzetli oluyor. Şimdi ilk önce kekini hazırlıyoruz. Keki için 3 adet yumurtayı kabıma alıyorum. 1 su bardağı şeker ekleyip şöyle 3-5 dakika ikisini iyice çırpıyorum. Bu arada yumurtanın ve diğer kullanacağımız malzemelerin kesinlikle oda sıcaklığında olması gerekiyor. İyice çırptıktan sonra içerisine diğer malzemeleri ekliyorum. Şöyle yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı süt ekliyorum. Dediğim gibi oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bir pakette vanilyayı ekleyip şöyle tekrardan 1-2 dakika boyunca çırpıyorum. Hazırlaması çok kolay hem de çok lezzetli oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Şimdi içerisine 2 su bardağı un ekliyorum. 3 yemek kaşığı da kakao ekliyorum ve 1 paket de kabartma tozu ekliyorum içerisine. Sonrasında mikserle tekrardan 1-2 dakika çırpıyorum ve artık kekimiz hazır oluyor. Gördüğünüz gibi çok kolay. İstiyorsanız bir el çırpıcısı ile de hazırlayabilirsiniz. Şimdi keki pişirmek için bir fırın tepsisi kullanıyorum. Eğer borcam kullanırsanız küçük gelebilir. Kekiniz çok kalın olur. Fırın tepsisi kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi tepsiye şöyle biraz yağ döktüm. Her yerine gelecek şekilde yağ sürüyorum. Kesinlikle her yerine gelmesi gerekiyor. Şöyle kekin kıvamını da gösterim. Ne çok akışkan ne de çok koyu kıvamlı keki döküyorum her yerine gelecek şekilde de düzeltiyorum şöyle bir iki defa da tezgaha vuruyorum daha güzel pişmesi için ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika pişiriyorum fırından fırına farklılık gösterebilir kontrollü bir şekilde pişirirseniz daha iyi olur Şimdi krem şanti hazırlamaya geçiyorum. 2 su bardağı soğuk sütün içerisine 2 paket krem şanti ekliyorum ve katılaşıp kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Sütün kesinlikle çok soğuk olması gerekiyor. Böyle iyice çırpıyorum. Katı kıvamlı bir krem şanti olması için. Krem şanti kullandığımız için daha kolay bir tarif oluyor. Böyle muhallebi hazırlamakla uğraşmıyorsunuz. Sadece krem şanti ile çok güzel bir pasta oluyor. Sonrasında içerisine 2 adet doğradığım küçük muzları ekliyorum. İyice karıştırıyorum ve artık krem şantimiz de hazır oluyor. İstiyorsanız muz eklemeye de bilirsiniz bu arada. Keki de fırından çıkarttım. Şöyle bir 5-10 dakika ilk sıcaklığının gitmesi için bekledikten sonra bir su bardağı ile şöyle hafifçe bastırıp döndürüyorum ve kekten böyle yuvarlak şekiller çıkartıyorum. Şöyle tekrardan gösterim. Gayet kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu arada gayet kolay çıkıyor. Hafifçe bastırıyorum ve yuvarlıyorum. Direkt gördüğünüz gibi yuvarlak şekilde çıkıyor kekten. İstiyorsanız daha büyük bir su bardağı kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz boyutunu. Şimdi kenarda kalan kısımları rondoya alıyorum ve rondodan geçiriyorum. Böylece üstünü de bununla kaplıyoruz. Şöyle tekrardan bütün kalan parçaları rondoya alıyorum, rondodan geçiriyorum ve üstünü dediğim gibi bununla kaplıyoruz. Görüntüsü çok güzel oluyor. Şimdi hepsini hazırladım. Artık şekil vermeye geçebiliriz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar krem şantiden alıyorum, kekin üzerine ilave ediyorum. Hafifçe böyle kaşığın tersiyle üzerini düzeltiyorum. Sonrasında üzerine brondodan geçirdiğimiz kekten serpiyorum her yerine gelecek şekilde. Şimdi böyle elinizle daha rahat düzeltebilirsiniz. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi şöyle tekrardan göstereyim. Dediğim gibi kekle beraber üzerini düzeltmek daha kolay oluyor. Kaşıkla çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Gayet böyle yuvarlak harika bir köstebek pasta elde ediyorsunuz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar koyuyorum üzerine kekten serpiyorum ve artık köstebek pastamız hazır. Oldukça da bereketli oluyor. Toplamda 20 tane çıktı. Tepsinizin büyüklüğüne göre sayısı artıp azalabilir hem böyle porsiyonluk şekilde hem de muhallebi yapmakla uğraşmadan hazırlayabileceğiniz harika bir pasta tarifi. Üzerinde böyle dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hazırlaması da çok kolay oluyor ve genelde evdeki malzemeler ile hazırlayabileceğiniz bir tarif. Şimdi hepsini hazırlayıp servis tabağıma aldım. Biraz üzerine çikolata sos sıkıyorum. İstiyorsanız başka şekilde de dediğim gibi süsleyebilirsiniz. En sonda üzerine birazcık hindistan cevizi serpiyorum ve artık pastamız servise hazır. Şöyle bir saat kadar dolapta dinlendiriyorum. Sonrasında artık servis edebilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Dediğim gibi oldukça bereketli oluyor. Toplamda 20 tane çıktı. Şimdi şöyle kesip ortasını da göstereyim krem şantisiyle, muzuyla, kekiyle nefis bir pasta tarifi. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Hem çok hafif oluyor hem de çok lezzetli. Ayrıca görüntüsü de çok güzel. Dediğim gibi ister muzlu hazırlayabilirsiniz bu şekilde istemiyorsanız muz ekleme edebilirsiniz. Her türlü çok güzel oluyor. Bir kere denedikten sonra kesinlikle sürekli yapmak isteyeceksiniz. Böyle misafirleriniz geleceğinde hazırlanabilecek harika bir pasta tarifi. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.